İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Yine Tinkercad sitesi üzerinden devam edeceğiz. Bu dersimizde ne yapacağız? Geçen derste arayüz görmüştük. Bu dersimizde o arayüzde çalışmayı göreceğiz. Neler yapabiliriz? Buna kısaca bir bakacağız. Bugünkü dersimizde bir tane wrench yani İngiliz anahtarı sanırım deniliyor ya da lokma. Nasıl söylemek isterseniz onu yapmayı göreceğiz. 11. ders 3D tasarım arayüzü demişiz. Eğitim derslerine geliyoruz projemize. Buradan tasarımlar kısmından 12. dersimizi yapacağız. Create diyeceğiz ve 3D design'ı seçmemiz gerekiyor. 3 boyutlu tasarımı seçmemiz gerekiyor Türkçesinde. Ve bu bize yeni bir 3 boyutlu tasarım çalışması oluşturacak. Bu arada bir nasıl derler Türkçe'de not vida somunu çevirebilmesi için bir İngiliz anahtarı yapacağız demiştik ya da lokma artık nasıl diyorsanız. Bu lokmalar genellikle altıgen şeklindedir. O yüzden hemen omnicalculator.com'dan math hexagon'a gideceğiz ve ardından şuradan ne demiştik? Hex not metric sanırım buydu. Onu aratacağız. Hex not. Oh, yanlış yazmışım. Şuradan aynen aşağıda geldi. Images yani görsellere gidiyorum. Burada sanırım şu listeydi. Listenin üzerine tıklatıyorum. Nerede? Slideshare.net'te. Sağ tıklıyorum ve yeni sekmede aç diyorum resmi. O sırada bakıyoruz. Alanımız geldi. İsmi 12. ders. Ne dedik? İngiliz anahtarı ne için olsun? M3. Ups. M3 somun anahtarı. Anahtarı diyelim. Evet, listemiz bu. M3 somun anahtarı. M3 somun anahtarı ne? Bu 3, 2, 4 gibi gördüğümüz kısımlar. Bu vidamızın iç yani vida kısmının, bu yivli kısmın çapı. Bu yivlerin çapı da thread pitch altında veriyor. Nedir mesela? M3'lerde 0,5 mm bir yiv varmış. M4'lerde 0,7, M5'lerde 0,8, M6'larda 1. Yani 6 mm ise milimetresine göre değişiyor. Ardından burada verildiği üzere bu F kısmı ne? İki tane düz kenarının arasındaki mesafe. M3'ün iki düz kenar arasındaki mesafe 5,5 mm'ymiş. Bu çevirdiğimiz kısımdaki. Buna göre biz diğer şu G'yi hesap edelim diyordum ama sanırım burada da G'yi vermiş mi? Vermiş. M3'te 6 demiş G için minimum. Maksimumunu vermiş mi? Maksimumunu vermemiş. Maksimum da 6,35 gibi bir şeydi benim hesabıma göre. 6,35. Bu şekilde kalınlığı thickness aşağıdan yukarıya yani enlemesinde bu çevrilen kısmın kalınlığı da M3'te ne kadarmış? 2,15 diyor. Ben onu 3 olarak hesap edeceğim. Nereden hesap ediyorum? Buradan hesap ediyorum. Milimetre cinsinden A kenarı, bir kenarı diyor. Ben bunu bilemem. Ama neyi bilebilirim? Şu çapı bilebilirim. Neden? Çünkü bu 5,5 toplam diyorsa yarı çapı R'si yani şu apotem dediği kısım 5,5'in yarısı 2,5 2,75 2,75 milimetredir. Bu 2,75 milimetre ise şu D uzunluğu yani şu köşeden şu köşeye uzunluğu long diagonal diyor D uzunluğu 6,35 yani 351 diyor. Ben buna göre hesap edeceğim. Ama şu kalınlığı ortalama 3 milimetre diyeceğim. Normalde 2,15 diyor minimum. Maksimum 3 2,4 diyor 3 olarak diyeceğim.
Burası benim çalışma alanımda. Öncelikli olarak bir hexnut yapacağımız için buraya bir çokgen, poligon alacağım. Poligon standart olarak ilk başta altıgen olarak geliyor. Bu şekilde herhangi bir yere buradan üzerine tıklayıp getirip tıkladığımızda buraya taşıyor. Bu bir solid cisim mi? Hayır, solid cisim olmayacak. Bu bir delik olacak. Neden? Ben bu somunun gireceği yeri anahtarımdan keseceğim. Ayrıca bunun tutması için normalde nereden? Geniş kısmından kavrar. O yüzden ben bunu yatay hale getireceğim. Hani şu an şöyle ne yapıyorum? Farenin orta tuşuyla ayarlıyorum. Yerine sağ tuşuna basılı tutarak rotate yapıyorum, çeviriyorum. Şu an gördüğünüz gibi dikey bir konumda. Ben bunu yatay konuma çevirmek istiyorum. Önce üzerine tıklıyorum. Ardından şurada çevir kısmına tıkladığımda ya da onun üzerine geldiğimde zaten geliyor. Buraya 90 derece üzerine tıklıyorum. Seçili haldeyken 90 yazıyorum ve 90 derece benim cismimi çeviriyor. Çevirdikten sonra zaten benim işimi çoğunlukla gördü. Ardından sağ tuşa basılı tutarak yine hareket ettiriyorum. Sol tuşla pardon, orta tuşla pen yapıyorum. Yani şu hareket pen, kaydırma. Şu hareket rotate, çevirme. Bu şekilde daha net görülür bir hale getiriyorum. Ne demiştim? Bunun şurası ile şurasının mesafesi arası 5,5. Burası ile burasının arasının mesafesi ise 6,35 diyor. Biz 6,35 yapabiliriz. Tıklıyorum şu köşeye. Bu demektir ki ben uzunluğu şu taraftan hani bu yönde aşağıya ve sağ yönde arttırmak istiyorum ya da azaltmak istiyorum demek. Ne demiştik? Enlemesine 5,5 tıklıyoruz. 5,5 yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ardından tıklıyoruz. 6,35 yazıyoruz. 6,35 yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Şu an aşağı yukarı istediğim boyutlarda. Farenin tekerleğini kaydırarak zoom yapabiliyoruz. Üstten bakıyorum. Yüksekliği şu an benim bayağı bir yüksek. Bu yüksekliği ne yapacağım? Şu üst taraftaki tuşuna. Bu yüksekliği bildiriyor. Yani yerden yukarıya olan mesafeyi. 20'ymiş. Bana ne lazım demiştim? 3 lazım dedim ama ben ne olur ne olmaz bunu 4 yapacağım. Normal olduğundan biraz yüksekte olsun. Ardından bunu neyden çıkaracağım? Bildiğiniz üzere anahtarlar yuvarlak silindirlerde değil mi? Şöyle bir silindir bir şekil vardır. Ondan şu kısım çıkarılır. Bir silindir alacağım buradan ekranıma. Ne yaptım? Öncelikle cismi almıştım. Cismim solid iken, şurada solid iken ben bunu hole yani delik haline çevirdim. Ardından solid yani katı bir silindir alıyorum. Tıklayarak buraya yerleştiriyorum. Ardından çevresi 18, 18, 36. Normalde 36, 360 derece için 36 yazardım. Ancak bu küçük olacağı için ben bunu 18'e düşürebilirim. 18 tane kenarı olsun. 18 tane kenar tanıdım. Yani buradan dikey 18 tane düz zemin var. Şöyle biraz daha şöyle göstereyim. Şu çizgi çizgi gözüken yerlerin her birisi bir side, bir kenar. Bunlardan 16 tane var çevreleyen. Pardon, 18 tane var cismimi. Onun adedi. Atıyorum 3'e düşürelim. Bakalım 3 ne yapacak? 3'e düşürmeye en fazla 12 diyor. 12 tane çünkü daire oluşturuyor değil mi? 12 de olur aslında. Neyse 18, 18 de kalsın. Bevel ve segmente herhangi bir değiştirme yapmıyorum. Neden? Bevel normalde tıraşlama demiştik. Bakın üst taraftan tıraşlıyor. Ardından segment ona segment atıyor. Yani çizgi atıyor. Eğilme, bükülme çizgisi, yontma çizgisi. Düz mü yontacak yoksa yuvarlak mı yontacak şeklinde. Bu şekilde. Onda herhangi bir değişme yapmıyorum. Yükseklik olarak ben buna orada 4 demiştim. 3 olmasını istiyorum yükseklik. 3 milimetre yükseklik veriyorum. Ardından bunun uzun kenarı ne kadardı? Uzun kenarı bakıyoruz 6,35. Yani bunun bundan daha büyük olması lazım. 2 milimetre bir kenarından 2 milimetre bir kenarından verirsem toplamda 4 milimetre arttırmam gerekiyor. Bunun büyüklüğü 6,35 ise bunu 4 eklediğimde 10,35 yapmam lazım. Yani 10,35, 10,35, 10,35
Nokta 35 tab. Tab'a basarsam değiştirdiğimden ötekine geçer. 10.35 diyorum, Enter'e basıyorum. Cismimi şekillendirdim. Şu şekilde. Ardından bunlar birbirine orantılı olacak. Yaklaşıyorum. Orantılı olması lazım. Önce bir cismimi seçiyorum. Ardından Shift'e basılı tutarak diğer cismimi seçiyorum. İsterseniz Shift ile bu şekilde seçebilirsiniz. İsterseniz herhangi bir boş bir yere basarak şu şekilde bir kare çizerek de ikisini birden seçebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben önce bunu seçeceğim. Ardından Shift'e basılı tutarak bunu seçeceğim. Ardından şuradan Align, yani hizalaya basacağım. Eğer ben doğrudan basarsam bakın ortada hizalıyor. Ama ben bir cismimi diğer cismimi hizalayabilirim. Atıyorum bunu buna hizalamak istiyorsam Shift'e basılı tutarak bunu seçerim. Eğer katı cismimi deliğe hizalamak istiyorsam Shift'e basılı tutarak deliğimi seçerim. Hangisini hizalamak istiyorsanız. Hizaladığınız cismi hizalanacak cisme götürüyorsunuz. Mesela buna hizalanacak. Bu hizalanacak. Buna hizalanacak. Shift'e basılı tutarak seçiyorum. Öncelikli olarak ortalama, ardından en uç kısımları birbirini tutsun şeklinde şu şekilde seçiyorum. Bu tam olarak bir anahtar oldu mu? Olmadı. Neden? Bu herhangi bir şekilde eğer nasıl diyeyim, lokma gibi bir şey istiyorsam ortasını alırım ben bunu. Yani seçelim. Lokma gibi bir şey istiyorsam şu şekilde yaparım. Ama bizimkisi biraz daha İngiliz anahtar gibi olacak. Tam lokma değil de. Lokma istiyorsam şu şekilde yaparım. Üzerisi kapalı olur. Üzerine bir handle, sap yaparım. Ardından işimi görür. Onu da yapalım. Hazır bugün ikisine de başlamışken ikisini de yapalım. Öncelikli olarak lokma gibi olsun. Nasıl olacak? Üst kısmından bir kesme yapacağım. Bunun için görebilmeniz açısından bunu katılaştırıyorum. Alttakini delik haline getiriyorum ki görebilin. Atıyorum şu şekilde yapmak istiyorum. O zaman ne olacak? Bu 2 milim daha büyük olacak normal olmasından. Normal olması gerekenden 3 yaptık ya. 2 milim daha ekleyeceğim. 2 milimlik arkasında sabit duracak yer olsun. 3, 2 daha 5. 5 milime yükseltiyorum. Ardından ups, hepsini seçelim. Shift'e basılı tutarak şunu seçersem sanırım onu seçimden çıkarıyor. Ardından bunun 2 milim yukarıda olmasını istiyorum. Şuradaki tuş yukarı taşıma tuşuydu. Basılı tutarak ben bunu yukarı kaldırdığımda bakın 1 milim kaldırdım, 2 milim kaldırdım. Şu an lokmanın olduğu kısım hazır. Tekrardan eski haline getirebilirim. Üstteki ortadaki delik, dışarıdakini seçiyorum. Katı cisim haline getiriyorum. Ardından buna bir tane kulp yapmam lazım. Kulp için bir tane box, yani kutu alıyorum. Bir tane box alıyorum. Ardından bu box'ımı bakalım hemen bunun boyutuna. Tam boyutunda olmasına gerek yok. 5 demişiz. Biz bunu 3 yapalım kırılmasın diye. Aynı olmasına gerek yok. 3. 3 milimetre. Bunun çapı 10.35'ti. Bunun biraz daha ince olmasını istiyorum. 6 yapalım. 6'ya 20. 6'ya 20. Şu şekilde. Ardından şunu seçiyorum ikisini birden. Şuradakileri. Şurada grup ya da kontrol G'ye de basabilirsin. Gruba basarak şunu bir işimi görecek hale getiriyorum. Ne oldu? Şu an lokma kısmını oyuk haline getirdi. Yani ben bunu üzerine kapatıp lokmaya geçirebilirim. Not ne? Somunuma geçirebilirim. Ardından şunu da buna hizalayacağım. Bunu seçiyorum. Aslında ikisini şöyle seçiyorum. Ardından hizala diyorum. Shift'e basılı tutarak bunu buna hizalamak istiyorum. Bunu seçiyorum. Ardından yatay düzlemde bu şekilde. Dikey düzlemde şu şekilde yapıyorum. Ardından bunu, şunu, bunun boyutu kadar bu tarafa kaydırırsam tam uçucu olur. Bunun boyutu 10.35'ti. 10 kaydıralım bunu. Seçiyorum. Basılı tutarak sağa doğru götürüyorum. Dikkat ettiyseniz bakın oynuyor. Oynamaması için Shift'e basılı tutarsanız düz kaydırır. Şu şekilde düz kaydırdığınız eksende kaydırır. 10.35 olacaktı. 9, 8 yapalım. 8 uygun. 8 mesafede. Ardından şurada içine gelmediğinden emin olmamız lazım.
Çünkü eğer içine gelirse çalışmaz. Oraya ben bağlayamam. Bu şekilde ayarlıyorum. Ardından ben bunun ucuna da bağlamak istiyorum ama önce şunları bağlayalım. İkisini birden seçiyorum. Ctrl G ile ya da üstten grup tuşu ile birbirine bağlıyorum. Ardından bir silindir daha alıyorum. Bunun çapını ne yapacağım? Öncelikle çevresini 18, ardından çapını 6'ya 6 yapıyorum. 6 tam 6. Yüksekliğini de bunu 3 yapmıştım diye hatırlıyorum. Hemen bunu da 3 yapıyorum. Eğer şu kısım rahatsız ediyorsa şu ok tuşuna basarak, show height the inspector'a basarak kaldırabilirsiniz. 3 dedik, 3 milimetre. Ben bunu ikisini birden seçiyorum. Hizala diyorum, align tuşu şurada. L tuşu da hizalıyor. Shift'e basılı tutuyorum. Buna hizalamak istiyorum. Seçiyorum. En ucuna gelsin istiyorum. Ardından diğerini hizalamadan önce biraz mesafe ayarlamak istiyorum. Bakalım. Çünkü hani birbirinin içine geçince seçmesi zor olur. Bunu şuraya doğru 2, 3. Yarısına kadar kaydırsam yeterli. Neden? 6'ydı. Yarısı 3. Tekrar seçip hizalıyorum. L ile basabiliriz ama ben buradan göstereyim. Ardından bu cismi hizalayacağız. Shift'e basıp tutuyorum. Diğer hizalanacak cismi seçiyorum. Şuradan şöyle daha net görmeniz açısından şuradan şuna bastığım zaman bakın buradaydı. Buna basarsam ortasına, buna basarsam üst kısmına, buna basarsam alt kısmına hizalar. Buna basıyorum. Hizaladım. Ardından bunu duplicate klonluyorum. Klonladıktan sonra bunu delik haline çeviriyorum. Ardından dışarı alıyorum. Ardından bunun boyutunu 3'e düşürüyorum. 3'ü 3 yapmak istiyorum. 3'ü 3 bir delik koyacağım. Şunun tam ortasına. Ardından Shift'e basılı tutarak bunu seçiyorum. Hizala diyorum. Tekrar Shift'e basılı tutarak bunu seçiyorum. Tam ortasına gelecek şekilde şuradan ve şuradan hizalıyorum. Oldu. Şimdi eğer ben bunu önce yaparsam yani şu ikisini gruplarsam buradan dikkat ettiyseniz bakın şurada bir çizgisi var. O burayı kapatır. Kapatmaması için ne yapacağım? Önce bunun ile büyük cisim ile katı cisimleri birleştireceğim. Şu şekilde. Hatta görmeniz için yapalım direkt. Şu ikisini seçtim mesela. Seçemedim. Şu ikisini seçtim. Birleştirdim. Ardından ben bunu buna birleştirirsem bakın. Gördüğünüz gibi şöyle bir fazlalık olacak. Bu olmaması için geri alıyorum. Önce katı cisimleri birleştiriyorum. Grup. Ardından deliği birleştiriyorum ki deliğim sıkıntısız oluşsun. Şu an bir adet lokma yaptık. Şu şekilde. Bunu dilerseniz M3 somunda kullanabilirsiniz. 3 boyutlu yazıcıyla yazdırdıktan sonra. Peki anahtar şeklinde nasıl yapacağız hocam? Yine aynı şekilde buradan bir poligon alacağız. Bir adet poligon. Ardından poligonu dediğim gibi 5 milimetre yüksekliğine ardından bunu yatay konuma getireceğiz buradan. 90 derece. Şunu istersek saklayabiliriz. Saklayalım. Birazdan tekrardan açarız. Ardından bunu hole yani delik haline getireceğiz. Boyutlarını enlemesine 6,35 uzunlamasına 5,5 olarak ayarlıyoruz. M3 somun için. Hani en azından hani burada gösterilen M3 somun bu. Eğer 3 boyutlu yazımdan sonra eğer uymazsa yarımşar milim ya da birer milim pay ile artık 3 boyutlu yazıcınıza bağlı olarak şu deliği genişletebilirsiniz. Yani 5,5 yaptık ya 5,5 kısmını 6 yaparsınız ya da 6,5 yaparsınız. Diğer tarafı 6,35 yaptık ya 6,85 ya da 7,35 yaparsınız. Bu sayede bu delik genişler ki somun tam oturur. Şurada zaten maksimum değerleri vermiş. Maksimum olması gereken değerleri. Bu gerçi eksik bir tablo. Eğer bunun bütün bir tablosunu bulabilirseniz
Şu G ve F mesafelerin maksimumları ve minimumları. Önemli olan onlar. Bunlardan birisini öğrendikten sonra şu 5,5 olduğuna eminim M3'ün. Ama şu kısım 6,1 minimum maksimumu ne? Yazmamış. Maksimum önemli olan. Bizi ilgilendiren. Onu buradan hesap ettik. Bakın 6,35. 351 hatta. Biraz daha fazla. Bunu oluşturduk. Yine bunun için bir silindir oluşturmamız lazım. Silindir yine aynı şekilde 10,35 yapacağız. Aşağı yukarı aynı. Ama yükseklik biraz farklı. Az evvelkinde yüksekliği büyük yapmıştık. Bunda yüksekliği 3 yapacağız. Yükseklik yapamadım. Seçiyoruz. 3. Enter. Ardından kenarlara 18 tane kenar eklemek istiyorum ben buna. Daha fazla değil. Boyutu 10-35, 10-35 demiştik. Seçiyoruz herhangi bir köşeden. Tıklıyoruz. 10.35. Taba basıyoruz. Diğer tarafı seçiyor. 10.35. Enter diyoruz. 10-35, 10-35. Şimdi bu 3 yükseklik. Bunu 5 demiş olmamız lazım. Ya da 4 mü dedik? 5. Bunu buna hizalayacağız. Shift'e basılı tutuyorum. Seçiyorum. Hizalanıyorum. Shift'e basılı tutuyorum. Hizalanacak cismi seçiyorum. Ve tam olarak orta orta yapmamam lazımdı. Hizalıyorum şu şekilde. Yani şurası gri olacak, şurası gri olacak. Orta ve uç. Neden? İngiliz anahtarı yaklaşık olarak şöyle bir şekil alır. Bundan sonra şu tarafa 1-2 milim taşıdığımda bu tam ucu açılmış olacak. Bakın şu köşeler. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bir dakika şeyle deneyelim. Panla deneyelim. Şu şekilde tam şu çizgi köşelerine gelecek şekilde yapmam lazım. Gerçi onun mesafesini şurada hesapta vermiş. Değil mi? Bakıyorum. Vermiş mi? Şu ikisiyle şunun arasındaki mesafe. Ne diyorduk? Şu ikisiyle S ile şunun arasındaki mesafe. Onu vermemiş. S ile şu köşe arasındaki mesafeyi verseydi işimiz görürdü ama biz bunu 1-2 milim çekiyoruz. Shift'e basılı tutarak şu şekilde 65 çekti. Biraz daha çekersek sanımca tam 65 diyelim de 1.35 diyelim bakalım. 1.35 desek tam açıyor mu ağzını? Açıyor. Biraz daha çekelim. Şöyle eksi 0.4 mi diyelim. Şöyle tam ağzını açıyor zannımca. Evet. Ardından dikkat ettiyseniz bakın şuradan çok fazla şey oldu. Mesafe oldu. Bunu ne yapabiliriz? Şu köşeden ve o köşeden küçültebiliriz. Birer milim yaparsak şu mesela 9.35 buradan küçültüp artı buradan da 9.35 ardından karşı tarafı seçtikten sonra buradan 8.35 burası yine aynı şekilde 8.35 seçimi değiştirmeden İki taraftan da aynı derecede, aynı miktarda küçültürseniz sıkıntı olmaz. Hem bu uçtan hem bu uçtan mesela. Ya da hem bu uçtan hem bu uçtan. O zaman orantılı bir şekilde küçülür. Biz bu tarafı küçültmeye çalışıyorduk. O yüzden bu taraftan yaptım. Şu kısımları küçülttüm. Bu şekilde yapıyoruz. Ardından buna bir sap lazım. Bir kulp, bir tutacak bir kısım. Şurası bizi ilgilendirmiyor. O yüzden burayı kapatıyorum. Ardından bunu 3 milimetre yapmıştık. 3 milimetre yapıyoruz. Ardından diğer tarafları 6'ya 6 yaptık. Diğerinde bunda da 6'ya 6 deneyelim. 6'ya 6 olmaz. 6'ya 20. 6'ya 20 yapalım. Uzunluğu 20 oldu. Bunu ardından aslında şunun tam ucuna hizalayabiliriz. Miyiz? Hayır hizalayamayız. Aslında hizalarız. 20 eğer tam uç kısmına hizalayıp değil mi? 20 çekersek olur. Deneyelim. Shift. Bunu seçiyorum. Öncelikle hizala.
Buna hizalayacağım için shift bunu seçiyorum. Ortalamasına hizala, bu tarafa hizalıyorum. Ardından ben bunu 20 buraya kaydırdığım zaman şunun yerine şurası gelmiş olur mu? Olur. Boşluğu seçiyorum, bunu seçiyorum. Ardından shift'e basılı tutarak bunu 20 hareket edecek şekilde kaydırıyorum. Şöyle 20-65 oldu. İşimi görür mü? Görür. Ardından şunu düzgün bir şekilde şöyle kaydırabilmek için aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Hani şurada kaydıracağız ya. Şunu kopyalarız. Tamam mı? Ardından şunu şuna yok o çok karmaşık o işleme girmeyelim ya. Şunu siliyorum. Şimdi ne yapacağız? Bunu kaydıracağız. Şuradan çevirelim. Nasıl çevirelim? Böyle de yapabiliriz de ben biraz daha cix dursun istiyorum. 25 derece açıyla bir şöyle bir bükelim istiyorum. Ardından bunun ucu üst ucu bunun üst ucuna gelecek şekilde tekrar hizalıyorum. Şöyle ikisini seçiyorum. Hizala diyorum. Şöyle. Ardından ne yapabilirim? Ortak olmaz. Şöyle yaparsak o da olmaz. Böyle yaparsak. Şu şekilde bakalım. Nasıl oldu? Biraz daha aşağıda olması lazım. O zaman şunu bununla değil de şununla hizalayalım üst kısmıyla. Böyle olursa sanırım biraz daha güzel olabilir. Aynen. Ardından bunu biraz sol tarafa yaklaştırır. Biraz aşağı indirirsen 1 milim aşağıya. 1,6 oldu. Şöyle 66 kaydıralım. Bir o kadar da sola kaydıralım. 67 kaydırdık. Tam oraya yerleşti. Bence. Aynen. Şimdi burada şunu seçmemizde herhangi bir sakınca yok. İkisini birleştiriyoruz. Ardından bu ikisini birleştirelim mi? Önce bir silindir atalım. Ne olur ne olmaz. Silindir ne demiştik? 18 kenara olsun. Ardından bizim işimiz yok. Bu 3 milimetre olacak dedik. Burası 6'ya 6 dedik. 6 tam 6 dedik. Ardından ne yapacağız? Bununla bunu hizalayalım. Shift buna. En ucuna gelecek. En altına gelecek şekilde. Tam olarak oldu mu? Olmadan olduracağız. Bakalım. Aslında şunu çevirmeden önce bunu birleştirseydim daha güzel olurdu da. Şunu 25 derece hareket ettirsek sadece hareket çapından eksi 25. Eksi 25. 25 derece yaptık çünkü. Şimdi bence daha rahat olacak. Shift seçiyorum. Hizalıyorum. Shift seçiyorum. Ortalama. Uç kısmında. Ardından bu ne kadar mı? 6 idi. Şöyle yapalım. Shift'e basılı tutarak diğer büyüğü seçersem geriye elimde diğer kısım kalır. Ctrl Z. Sakla. Seç. Shift'e basılı tutarak bunu 3 hareket ettireceğim. Eğer tam 3 hareket ettirmiyorsa şunu taşıma yaptıktan sonra burayı seçip 3 yazar Enter'a basarsanız tam 3 taşır. Şimdi şununla saklamıştım. Şununla hepsini tekrardan görünür hale getiriyorum. Ardından bunun tam ortasına benim bir delik açmam lazım. Klonla diyorum. Ardından delik haline getiriyorum. Ardından bunu boşa çıkarıyorum. Deliğim kaça kaç olacak? 3'e 3. 3 tam 3. Enter'a basıyorum. Yeniden Shift'e basılı tutarak hizalayacağım cismi seçiyorum. Hizala diyorum. Shift'e basıyorum. Hizalanacağı seçiyorum. Ortala ortala dedikten sonra önce dış kısımları birleştiriyorum. Şu şekilde. Grup seçtim. Grup dedim. Ardından deliği birleştiriyorum. Seçtim.
Group dedim. Ardından bunu ne yapmıştık? 25 derece çevirmiştik. Tıklıyorum. 25 derece çeviriyorum. Tam yerine geldi mi? Aşağı yukarı geldi. Aslında biraz aşağıda olsa sıkıntı olmaz. Shift'e basıp tutarak hafif aşağı kaydıracağım. Şöyle 63. Bence güzel oldu. Herhangi bir çıkıntısı, eksikliği yok. Ardından ilk bu taraftan cisimlerimi seçiyorum. Ama olmadı. Turuncu rengi seçti. O zaman önce bunu seçiyorum. Shift'e basıp diyorum. Bunu seçiyorum. İlk seçtiğiniz cismin rengini alır. Birleştirdiğinizde. Group diyorum. Bu şekilde iki adet range'imi oluşturuyorum. Bir tövbe. İki adet range olur mu? Bir adet range, bir adet lokma. Bir adet İngiliz anahtarı, bir adet lokma oluşturuyorum. Hatta ben bunları yan yana hizalayayım ki yine jigs dursun. Ortada birleştirsek zannımca şöyle. Bence güzel olur. Bunu daha sonra 3 boyutlu yazıcıdan yazdırabilirim. Nasıl yapacağım onu hocam? Çok basit. Ya sadece birini yazdıracaksınız farklı, ikisini birden yazdıracaksınız farklı. Export'a basıyorsunuz. Eğer Everything in the Design diyorsanız hepsini seçer, STL'le indiriyorsunuz. O STL dosyasını 3 boyutlu yazıcınıza slicer'la böldükten sonra aktarıyorsunuz. Ya da bir tanesini seçtim diyelim. Yine export dedim. Bu defa bana seçenek sunuyor. Sadece seçtiğini mi yazdırayım, göndereyim ya da hepsini mi? Eğer hepsini derseniz, hepsini seçtiğimi derseniz seçtiğinizi STL ile indiriyorsunuz. OBJ ile de indirebilirsiniz. Ardından 3 boyutlu yazınızda ayarlıyorsunuz, yazdırıyorsunuz. Sanırım bu dersimiz bu kadar. Bu derste ne gördük? Taşımayı gördük. Delik oluşturmayı gördük. Hizalamayı gördük. Bir İngiliz anahtarı ve bir lokma takımı 3 boyutlu tasarlamayı gördük. Derslerimizin devamı inşallah gelecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.